Merhabalar. Bugün size borsada hisse almadan önce, yatırım yapmadan önce mutlaka izlemeniz gereken bir video hazırladım. Borsanın bir yatırım aracı olduğunu, bir oyun yeri, kumar yeri olmadığını sayılarla, grafiklerle anlatmak istiyorum. Birlikte başlayalım şimdi. Ekranımı paylaşarak şöyle başlayalım. Evet, ilk önce bir site göstereceğim. Şöyle kendimi küçülteyim, kenara alalım. temettuhisseleri.com diye bir sitemiz. Burada son 10 yılda en çok temettü veren hisselerin listesini görüyoruz. Borsada yatırım yapmak her gün alım satım yapmak anlamına gelmiyor. Böyle yaparsak bir gün kazanırız, iki gün kazanırız ama üçüncü gün kazandıklarımızın hepsini geri verebiliriz. O yüzden yatırım yapmadan önce hangi hisseyi almamız gerektiğini çok iyi araştırmamız gerekiyor. Ve son 10 yılda en çok temettü veren, en yüksek temettü veren hisseler şu anda burada listelenmiş durumda. Bakın iş yatırım %148 verimli birinci sırada. İkincisi CRDFA isimli hissemiz. Adana B, Adana, Mardin, Çimento hisseleri. Burada toplam 13-14 tane hisseyi görüyoruz. İş yatırım birinci sırada onu inceleyelim. İkinci ekranda iş yatırımın hisse başına verdiği yıl yıl temettü miktarlarını görüyoruz. 2011 yılında 0,16 kuruş vermiş. 2012'de 0,16. Yıl yıl bu yıl 0,34. Bakın bu yıl yüksek bir artış var. Yüzdesel olarak da bunları görebiliriz. Bir de almadan önce şöyle bir temettü yatırımcısı olmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Son 10 yıl içinde iş yatırım hissesini 10 yıl önce 100 lot alsaydınız bugün 100 lotunuz 520 lota yükselebilirdi. Yani 10 yıl önce 100 lot aldınız. Her yıl gelen temettüyle tekrar aynı iş yatırım hissesini aldığınızda bugün 520 lot hisseniz olmuş olacak. Yani hisseniz 5 katına hatta 5,2 katına çıkmış olacaktı. Peki bu 10 yıl içinde hissenin fiyatı ne oldu? Bir de ona bakalım. Bakın 10 yıl önce 2010 yılında 2010 yılında hisse en düşük 0,239 fiyatı görmüş. En yüksekse o yıl birinci ayında 2010'un birinci ayında bu 0,264. Bu yıla gelirsek 2020 yılına, 2020 yılına geldiğimizde şu an fiyatı bugün itibariyle 13 Mayıs itibariyle 2,29. Yani 0,23'ten 2,23'e gelmiş. Yaklaşık 10 katı. Bu ne demek? Hisseniz 5 katı sayıya ulaşmıştı. 100 lotunuz 520 lot olmuştu. Hissenin fiyatı da 10 katı. Yani bu demek oluyor ki 50 katı, yani 1 liralık hisse aldıysanız şu anda 52 liranız var demektir. Böyle bir kazanç hiçbir yerde yok. Yani al sat yaparak bunu tutturmak, bunu yakalamak mümkün değil. Hiçbir şekilde böyle bir parayı kazanamazsınız. Al sat yaparak para kazanılmaz. Eğer böyle bir hisseniz varsa, böyle bir hisseye yatırım yapmayı düşünüyorsanız tavsiyem şu olur. Her ay maaşınızdan örneğin 1000 liralık aldığınızı düşünün. Her ay 1000 liralık aldığınızı düşünün. Ne yapar? Yılda 12 bin lira yapar. Yani şöyle bir yeni sayfa açarsam bakın. Her ay 1000 liralık alsanız 12 ayda 12 bin lira yapar. Ve bunu 20 yıl boyunca yaparsanız, 20 yıl boyunca yaparsanız hep aynı miktarda aldığınızı varsaysak bile 240 bin liralık hisseniz birikmiş olur. Her ay 1000 lira aldığınız varsa bugünkü parayla 240 bin lira. Temettüye baktığınız zaman bakın %12 temettü vermiş. Yani 240 bin liralık hissenin %12'si yaklaşık 30 bin liraya yakın geliyor. Bu da demek oluyor ki işte aylık ortalama böldüğünüzde 12 aya 2500 lira falan gibi bir para. Yani kendi emekliliğinizi sağlamış oluyorsunuz. Yani bireysel emeklilik ya da işte erken yaşta emeklilikle ilgili sıkıntı yaşıyorsak böyle bir çözüm üretebiliriz. Düzgün yatırımla paramızı çok rahat bir şekilde değerlendirebiliriz. Her ay 1000 tane 1000 liralık hisse alalım demiştim. Şimdi 1000 liralık alıyorsunuz ama mesela 1000 liralık aldınız. Hissenizin fiyatı örneğin 5 lira. Kaç tane alabilirsiniz? İşte 1000'i 5'e böldüğünüzde her ay 200 lot hisse aldığınızı varsayın. Şimdi şu an kötü bir dönemdeyiz. İşte pandemi dönemi, koronavirüsü var. Hissenizin fiyatı işte 5 liradan örneğin 3 liraya düştü. Üzülür müsünüz? Hissemin değeri düştü diye genelde herkes üzülür. Ama böyle yatırım yapan insanlar üzülmez. Çünkü neden? Artık 1000 liraya 200 tane hisse değil de 333 tane hisse alabiliyor. Şöyle düşünün. Çok seviyorsunuz çikolatayı. Bakkalda fiyatı 2 lira. Her ay gidip bir tane alıyorsunuz. Bir dahaki ay gittiğinizde fiyatının 2 liradan 1 liraya düştüğünü düşünün. Üzülür müsünüz? Üzülmezsiniz. Çünkü o ay 2 tane çikolata alabilirsiniz. Yatırım böyle bir şey. Yani düştüğünde daha fazla hisse sahibi olabilirsiniz. Daha fazla hisse toplayabilirsiniz.
düzenli yatırım yapmak çok önemli. Yani oynamak, her gün alsat yapmak yani doğru bir davranış değil. Grafiklerle belli hisseleri yakalayabilirsiniz ama mesela iş yatırım gibi bir hisseyi yakalamanız mümkün değil. Grafiğe baktığınız zaman bakın gösterge neredeyse dümdüz bir çizgi gibi. Hiçbir sinyal bize vermiyor. Böyle bir hisseyi teknik analizle yakalamak çok zor. Yani böyle hisseleri temel analizle işte ne iş yapıyorlar, işte ne kadar kar ediyor mu, sürekli karlarını arttırıyor mu? Bunları takip ederek böyle hisseleri yatırım amaçlı alırsınız. Bu hisseler grafiklere bakarak alınabilecek hisseler değildir. Bunları grafiklerle çözemezsiniz. Bir site daha size gösterelim. İş yatırımın sitesi. Burada da istediğiniz hisselerin analizini yapabilirsiniz. Bilgilerine ulaşabilirsiniz. İş yatırım işte ne kadar sermaye arttırmış, ne kadar temettü vermiş. Yine burada da yıl yıl görebiliyorsunuz. Bakın her yıl 2007 yılından beri her yıl düzenli olarak temettü vermiş. Vermediği hiçbir yıl yok. Ayrıca sermaye artırımlarından da baktığımız zaman 2012 yılında bir de bedelsiz hisse vermiş. %19 civarında. Yani bu ne demek? 100 lot hisseniz varsa size bedelsiz olarak 19.26 lot daha hisse hesabınıza gelmiş demek. Yani %20 hissenizin sayısı burada artmış demek. Yani hissemizin sayısı artması demek. Temettüden alacağımız oranın artması demek. Demek istediğim şu ki borsadan hisse alacaksanız yani yatırımcı olmak istiyorsanız günlük alsatlardan kaçının. Heyecan yapmak istiyorum. Arada alayım satayım. Biraz heyecan yaşayayım istiyorsanız yani onun için küçük bir meblağ ayırabilirsiniz kendinize. Oynamak istiyorsanız, heyecan yapmak istiyorsanız. Ama onun haricinde yatırımcı olmak istiyorsanız bence yatırım hisseleri en çok temettü veren hisseleri, düzenli temettü veren hisseleri inceleyin, araştırın. Şirketlerin ne iş yaptığını mutlaka okuyun. Finansal raporlarını okuyun. KAP'ta bütün şirketlerin bilgileri var. Buradan her şirketin tek tek finansal raporlarına, yaptığı işlere, kaç eleman çalıştırıyor, kaç kişi işten çıkarıldı, tüm bilgiler, şirketle ilgili tüm haberler buradan okunabilir. O şirketi detaylı inceleyebilirsiniz. Burada en son gelen 5 bildirimini görüyoruz. Bakın faaliyet raporları çok önemli. Mutlaka faaliyet raporlarını mutlaka okuyun. Şirketin önümüzdeki dönemde yapmayı düşündüğü yatırımlar ya da işte vazgeçtiği yatırımlar, iş planlarındaki değişiklikler, işte ne kadar işçi alındı, ne kadar işçi çıkarıldı, işte satışlar, tüm bilgileri finansal raporlarda, faaliyet raporlarında görebilirsiniz. Mutlaka şirketin faaliyet raporlarını okuyun. Şirketinizi takip edin. Yani bu şirkete ortak olacaksınız. Ortak olduğunuz şirketin nasıl iş yaptığını, para kazanıp kazanmadığını takip etmeniz çok önemli. Yatırımcı böyle olunur. Yani kısaca söylemek istediğim borsa bir oyun yeri değil, heyecan yeri değil. Yani heyecan yapmak istiyorsanız küçük miktarlarla yapabilirsiniz. Karakteriniz gereği böyle bir şey yapabilirsiniz ama para kazanmak istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız, paranızın değer kaybetmesini istemiyorsanız geleceğiniz için bunu bence yapmalısınız. Temettü veren hisseleri biriktirerek yatırım yapmalısınız. Hatta bunu çocuklarınız için yapabilirsiniz. Küçük yaşta onlara bir hesap oluşturup onları düzenli olarak hisse senedi alabilirsiniz ve bunları belli bir yaşa geldiğinde çocuğunuza hesaplarına devredebilirsiniz. Onlar için de bütün hayatları boyunca düzenli bir maaş gibi para alabilirler her ay. Sizden para istemek zorunda da kalmazlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yeni hisseleri, yeni tavsiyeleri, analizleri izlemek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.